Şimdi size çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye anlatacağız. Sıcak ekvator kuşağında, uçsuz bucaksız okyanusların ortasında ağlayışlarına hiçbir cevap bulamayan bu yeni doğmuş çocuğun adı Hai. Dalgaların Hai'yi uzaklaştırmakta olduğu bu adada yaşayan insanlar, az sonra kendilerini bekleyen büyük felaketten habersizler. Her zamanki gibi yine bitmek üzere olan bir günün sonunu yaşıyorlar. Ve sonunda o an geliyor. İnsanlık tarihi boyunca sık sık kendilerini hatırlatan büyük felaketlerden biri daha, bu adadaki hayatın akışını bıçak gibi keser. Bu büyük depremin yerle bir ettiği adada geride kalanlar için acılı ve çileli günler başlamıştır artık. Şimdi keder ve gözyaşının hüküm sürdüğü adadan kısa bir süre önce ayrılan Hai, olanlardan ve olacaklardan habersiz, okyanus dalgalarının kendisini sürüklediği sürprizlerle dolu yeni hayatına gitmektedir. Hai yolculuğunu sürdürürken biz biraz gerilere gidelim ve onun hikayesini buraya kadar anlatalım. Burası adayı yöneten hükümdarın sarayıydı. Hükümdar ada halkına kan kusturan bir zalimdi. Saray ve çevresi zevk ve sefaat içinde yaşarken halkın çoğunluğu onlar için çalışan köleler yığınıydı adeta. Hükümdar kendi sülalesinden hayatta olan tek erkekti. En büyük derdi bugüne kadar hiç çocuğunun olmamasıydı. Bu yüzden de sülalesindeki erkekleri tahtına ortak olabilirler düşüncesiyle ortadan kaldırmıştı. Hükümdar sülalesinden olanlar doğacak çocuklarının erkek olmaması için dua ederlerdi. Hükümdarın kız kardeşi her ihtimale karşı hamileliğini karnına kuşaklar sararak gizlemeyi başardı. Çocukları erkek olunca genç anne ve kocası çok telaşlandılar. Hai adını verdikleri çocuğu nasıl koruyacaklarını düşünmeye başladılar. Hükümdar her yerde bulunan casusları sayesinde çocuktan haber almakta gecikmedi. Hırsından deliye dönmüştü. Hai'ın başını istedi adamlarından. Bereket her yerde kötülerin yanında birkaç da iyi insan bulunuyordu her zaman. İşte bunlardan biri haberi acele Hai'ın annesine yetiştirdi. Allah'ım yardım et, yardım et. Ne yapmalıyım şimdi? Hiçbir şey düşünemiyorum. Onların eline bırakma yavrum. Allah'ım yol göster. Yavrumu göz göre göre bu cellatların eline teslim edemem.
Onu sana bırakıyorum. Hazreti Musa'yı koruyan yüce kudretinin sonsuzluğuna inanıyorum. Yavrumu da koru Rabbim. O gün Medcesir olayında okyanusun en fazla yükseldiği andı. Çekilmekte olan denizin dalgaları Hay'ı annesinden çok çabuk uzaklaştırdılar. Yakalanan anne doğruyu söylese de hükümdar inanmıyordu bir türlü. Çocuğun saklandığı yeri söyletmek için her yolu denemeye kararlıydı. İşte ne olduysa o anda oldu. Hay, uçsuz bucaksız okyanusun ortasında bütün yakınlarını kaybetmiş, yapayalnız bir çocuktu artık. Uygun rüzgarın büyüttüğü dalgalarda hızla yol alıyordu. Ona yardım eden sadece rüzgar ve dalgalar değildi. Zaman zaman onun yolculuğunun çabuk bitmesini isteyen başka yardımcılar da çıkıyordu. Hay, sonunda insanların hiç uğramadığı küçük bir adanın kıyılarına ulaştı. Ekvator kuşağında her gün bir kere kabarıp çekilen deniz, bu sefer de Hay'ı adada bırakıp çekilmeye başlamıştı.
Ekvator kuşağındaki bu güzel ada her bakımdan hay için en güzel şartlara sahipti. İklimi gece gündüz ılımandı. En güzel yanı ise bu adada yırtıcı hayvan yoktu. Bu yüzden hay için önemli bir tehlike söz konusu değildi. Meyvesi, sebzesi, her türlü bitki örtüsü boldu. Üstelik kendi yavrusu kaybolan Ceylan da hayın annelik görevini daha adaya ayak basar basmaz üzerine almıştı. Ceylan hayı öylesine benimsedi ki ne zaman sesini duysa hızla yanına gelir, bol sütüyle onu sustururdu. Başka tehlikelere karşı da her an tetikteydi. Benden hızlı koşuyor. Benden daha küçük olanlara bile yetişemiyorum. Ben ancak bunu geçebilirim. Bir de küçük böcekleri. Hepsi benden güçlüler. Hepsi. O güne kadar çevresindeki hayvanları, onların davranışlarını, kavgalarını büyük bir merakla izleyen hay, hepsinin kendilerini savunmak için doğuştan getirdikleri bazı silahlara sahip olduklarını görüyordu. Kimisinin keskin ve sivri dişleri, iğneleri, kimisinin boynuzları, pençeleri, sert tekmeleri vardı. Ayrıca hemen hepsi de zor durumlarda tehlike bölgesinden hızla kaçabiliyorlardı. Bu kaplumbağa gibi yavaş hareket edenlerse tehlike anında sağlam zırhlarının içine sığınabiliyorlardı hemencecik.
Hay kendisinin ne dişleri, ne boynuzu, ne de çıplak bedenini tehlikelere karşı koruyacak hiçbir şey olmadığını düşündükçe çaresizlik içinde kıvranıyordu. Ben neden böyleyim? Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim. Bu bile benden daha fazla güven içinde. Benim neyim var? Benim gücüm nerede? Benim gücüm... Hay büyüdükçe farklı duygular yaşamaya başlamıştı. Bugünlerde onu saran güçsüzlük duygusu gibi. Bu duygulardan ilki utanma duygusu olmuştu. Bütün hayvanların vücudu tüy ya da kıllarla kaplıydı. Onun vücudu ise çıplaktı. Bu onu zamanla rahatsız etmeye başladı. Sonunda edindiği yeni bir kıyafetle şimdi daha rahat hissediyordu kendini. Hay'a annelik eden Ceylan'la beraberlikleri bu yaşa kadar sürdü. Birbirlerinden ayrıldıkları süreler biraz uzasa hemen birbirlerini aramaya başlarlardı. Anne Ceylan hamileydi, karnı iyice irileşmişti. Bugün yarın yavrulayacaktı. Hayır, bugüne kadar en çok üzen şeylerden biri de çevresinde gördüğü hayvanlardan hiçbirine benzememesi olmuştu. Bu kadar canlının ortasında bir tek kendisinin farklı olması zaman zaman onu büyük yalnızlık duyguları içine itiyordu. Neden böyle farklıyım ben? Onlardan birine benzeseydim, birlikte gezip oynasaydım onlarla. Ne kadar iyi olurdu, ne kadar. Hayvanlar içinde en çok sevdiği, hayatının büyük kısmını birlikte geçirdiği bu anne ceylan bile diğerleriyle bir araya gelince daha mutlu oluyor gibi geliyordu Hay'a. Hay, yalnızlık ve güçsüzlük duygularından bir türlü kurtulamıyordu. Hay'ın çözemediği büyük bir soru vardı kafasında. Bu ceylan onun gerçekten annesi miydi? Eğer öyleyse neden birbirlerine hiç benzemiyorlardı? Halbuki çevresinde gördüğü bütün hayvanlar ve yavruları hep aynıydı. Hay kendini bildi bileli ilk defa hamile kalan yaşlı anne Ceylan'ın doğumu yaklaştıkça heyecanı da artıyordu. Kafasındaki büyük soru artık çözülecekti. Doğacak yavru eğer ona benzerse bu Hay için müthiş bir şey olurdu. Bundan daha güzel bir şey düşünemiyordu. Hay bir taraftan bu umutla yaşarken bir taraftan da çevresindeki hayvanlara benzeyebilmek için türlü yollara başvurmaktaydı. Hay ne yaptıysa savunmasız, güçsüz ve yalnız olmaktan bir türlü kurtaramıyordu kendini. Yine çıktı karşıma. Ne istiyor benden anlamıyorum. Nereye kaçsam acaba? Ah!
Hay, en önemli organını keşfetmişti artık. O da güçlüydü şimdi. Ah!
Sonraki günlerde elleriyle neler yapabileceğini düşündü. Artık meyve toplamak için her seferinde ağaçlara çıkması gerekmiyordu. Kuşların yavruları için içi yumuşak tüylerle kaplı sevimli yuvalar yaptıklarını gördükçe öteden beri içinde bir boşluk hissederdi. Birisi de onun için böyle güzel bir şeyler yapsaydı ne kadar iyi olurdu. Güçsüzlüğü konusundaki sıkıntısı bitmişti artık. Kendini savunabiliyor, adanın her tarafında rahatça dolaşabiliyordu. Ama kurtulması çok zor olan en büyük derdi yalnızlığıydı. Onu yenmesi o kadar kolay olacağı benzemiyordu. Bir şeylerle uğraşırken bu duygu hafifliyordu hiç olmazsa. Kuşların yaptığı yuvaları o da yapabilirdi kendisi ve annesi için. Kuşlar rahatlarını iyi biliyorlar gerçekten. Daha önce neden akıl etmedim sanki? Neyse, bu da iyi. Yavru doğmadan yaptım ya gene de. Bari o rahat eder. Bugün yarın doğar herhalde. Nasıl bir yavru doğacak acaba? Bir balına benzese. Onu doğduğu adadan alıp bu adanın içlerine bırakan Medcezir olayı Hay'a yardıma devam ediyordu. Deniz yükseldikçe kıyılara gelen balıklar, sular çekilince buradaki su birikintilerinde kalıyorlardı. Ancak bir sonraki su yükselmesinde denize dönebiliyorlardı. Hay için bu balıkları yakalamak çok zor olmuyordu. Ancak bu balıkları çiğ yemekten pek hoşlandığı söylenemezdi. Daha çok meyve ve sebzelerle besleniyor, nadiren balık yiyordu. Şimdi Hay'ı barınağında bir sürpriz beklemekteydi. Yavrulamış. Kendi gibi. Bütün hayvanlar gibi onunki de kendine benziyor. Boşuna umutlanmışım. Demek benim gerçek annem değilmiş. Ama onu gene de seviyorum. Ne kadar güzel. Harika bir şey. Seni yine de çok sevdim ufaklık. Birlikte bu odada çok oynayacağız. Sana dışarıyı ilk ben göstereyim. Dışarısı çok ışıktı değil mi? Bak her şey ne kadar güzel. Hem senin kendi annen de var. Hiç yalnız olmayacaksın. Ben de yanında olacağım her zaman. Bakalım yürüyebiliyor musun? Ah, koşuyor bile. Hem de doğar doğmaz. Nasıl, nereden biliyorlar hemen böyle koşmayı? Bütün hayvanlar yapacakları her şeyi doğar doğmaz biliyorlar. Hayret doğrusu, ben daha yeni yeni öğreniyorum yapabileceğim birçok şeyi. Ama onlar hep aynı şeyleri yapıyorlar. Ben gittikçe daha başka şeyler de yapabiliyorum. Annesini nasıl da bulmuş hemencicik. Sütün yerini de iyi biliyor. Şunlara bak. Sanki yıllardır tanışıyorlar. Suyun içinde onlar gibi dolaşabilseydim. Neden olmasındı? Hayvanların yaptığı birçok şeyi yapabiliyordu. Bunu da denemeliydi. Suyun altında balıklar gibi durması zor oluyordu. Hay yılmadı. Uzun süre suda denemeler yaptı. Bu denemeler sırasında göğsü hava ile dolu iken suyun kendisini yüzeyde tuttuğunu anladı. Daha sonra yüzme konusunda iyice ustalaştı.
Hatta zamanla nefesini uzun süre tutarak su altında balıklar gibi yüzmeyi başardı. Bu arada deniz dibinin müthiş güzelliği Hay'ı büyülemekte gecikmedi. Sık sık deniz dibinde yüzmeye başlamıştı. Uçmayı bu kadar kolaylıkla başaran kuşlara hayranlığı büyüktü. Kuşlar gibi uçabilmek, canlıların yapabileceği en müthiş şey olmalıydı. Mümkün olsaydı böyle uçabilmek uğruna nelere katlanmazdı. Gittikleri yerlerde başka şeyler var mı acaba? Uçabilseydim çok uzaklara gidip bakabilirdim. Kendini bu adaya mahkum hisseden Hay, uçmayı daha çok kuşlar gibi hür olabilmek için istiyordu. Uçma tutkusu içinde iyice yer etmişti. Uçamasa bile uçma hayalleriyle adada bir aşağı bir yukarı koşup duruyordu. Bu uçma oyunu bile onu mutlu etmeye yetiyordu. Yine böyle uçma oyunu oynadığı bir gün, İri bir kartal ölüsüyle karşılaştı. Kartalın gövdesi parçalanmış fakat kanatları sağlamdı. Uçmayı bir de kanatlarla denemek. Kim bilir? Bakarsın. Bir uçarsam. Uçmak. Onlar da bu kanatlarla uçmuyor mu? Onlar gibi yaparsam ben de uçabilirim. Evet, mutlaka uçarım. Yaşasın. Ben de kuşlar gibi uçabileceğim artık. Şimdi geliyorum. Neden bir şey olmuyor? Ben de aynen onlar gibi yapıyorum. Tamam, anladım. Onlar uçmadan önce zıplıyorlar. Sonra kanat çırpıyorlar. Hay, gerçekleşeceğine çok inandığı denemenin başarısızlığını bir türlü kabul edemiyordu. Kuşlar o kadar kolay uçuyordu ki kendisi neden uçamasındı? Denemeyi sonuna kadar götürecekti. Gözü hiçbir tehlikeyi görmüyordu. Hay, uçma denemelerinden sonunda vazgeçmişti. Ama bu arada kartal kanadı elbisesinden de çok hoşlanmıştı. Böylece uzun süre kartal kanatlarıyla dolaştı. Hem hayvanlar içinde en çok hayranlık duyduğu kuşlara benzemek onu mutlu ediyor, hem de hayvan gruplarından biriyle bir benzer tarafının olması onu yalnızlık duygusundan az da olsa kurtarıyordu. Geçen günler yeni olaylar getiriyordu. Bir gün anne ceylan hastalandı. Eskisi gibi dışarı çıkıp yayılmaya gitmiyor, öylece yatıp duruyordu.
Onun durumuna çok üzülen Hay, taze otlar ve meyveler getirip ona bir şeyler yedirmeye çalışıyordu. Yavrusu da artık yanına çok seyrek uğruyor. Ne olacak böyle yata yata? İyice de zayıfladı. Kaç gündür su da içmedi. En iyisi onu suyun yanına götüreyim. Hay Allah! Ne yapmalı acaba? Anne ceylanı su başına götüremese de suyu barınağa getirebilirdi. Daha çok su getireyim. Olamaz. Çok az içmiş. Daha onu bile bitirmemiş. Artık. Böyle yatıp durman beni çok üzüyor. Daha ne kadar bekleyeceksin böyle burada? Bir şey mi üzüldü yoksa? Yavrusu da yanına hiç uğramıyor artık. Annesini unuttu sanki. Neden böyle yapıyor? Hayvanlar hep böyle. Hiç üzülmüyorlar mı yoksa? Oysa ben ne kadar çok üzülüyorum. Hep bunu düşünüyorum. Ben onlardan farklıyım. Çok farklı. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapıp da onu dışarı çıkarmaya razı etsem? Galiba. Çok soğuk. Kayalar gibi. Toprak gibi. Her zaman ne kadar sıcak olurdu halbuki. Her tarafı sağlam görünüyor. Hiçbir yerinde görünür bir şey yok. Neden hareket edemiyor acaba? Hay, ömrü boyunca birlikte yaşadığı, hayvanlar içinde en çok sevdiği, annesi yerine koyduğu Ceylan'ın ölümünü bir türlü kabullenemiyordu.
O güne kadar etrafında çok sayıda hayvanın ölümüne şahit olmuştu. Tuttuğu balıklar kısa sürede elinde ölüyorlardı. O güne kadar karşılaştığı bu olaylar ona nedense çok sıradan gelmişti. Ölüm üzerinde ciddi olarak hiç düşünmemişti. Hay için anne ceylan çok farklıydı. Onun hareketsizliği ölüm olamazdı. Bundan böyle hiç hareket etmeyeceği gerçeğini aklı almıyordu. Kalkıp yürüyemeyecek mi artık? Bana bakmayacak mı artık hiç? Olamaz. Yardım edecek yok mu? O kalkıp yürüyemiyor artık. Tekrar yürüyemez mi? Bir şeyler bilen yok mu? Ben böyle tek başına mıyım burada? Bana bir bakan, beni bir duyan yok mu? Hay, ceylanın başında uzun süre bekledi. Onu uyandırmaya çalıştı ama hiçbir sonuç alamıyordu. Hay düşünmeye başladı. Gözünü kapatınca göremiyor, gözünün önündeki engeli kaldırınca tekrar görebiliyordu. Kulaklarını kapatınca duymuyor, parmağını çekince yine eskisi gibi duyabiliyordu. Ceylan'ın başına gelen de böyle bir şey olmalıydı. Onun hareket etmesini engelleyen bir şey vardı. Bu engel ortadan kaldırılırsa ceylan yeniden ayağa kalkabilirdi. Tekrar bana bakar, benimle oynayabilir o zaman. Yine birlikte ormana gidebiliriz. O engeli bulmalıyım. Ne var ki ceylanın hiçbir organı çalışmıyordu. Önce bütün organlara canlılık veren ana organı bulmalı diye düşündü. Bu organ gövdenin içinde olmalıydı. Bu organ gövdenin neresinde acaba? Ayaklarım olmasa yaşayabilirim. Kollarım olmasa da yaşarım. Başım olmasa yine yaşayabilir miyim? Ama göğsü olmasa yaşayabileceğini hiç düşünemedi. O zaman bütün organların bağlı olduğu yer burada. Aradığım burada olmalı. Evet, hem göğüs bütün vücudun ortasındaydı. En önemli organ merkezde olmalıydı. Üstelik kafes gibi örülmüş kemiklerle en iyi korunan yer de burasıydı. Aradığı burada olmalıydı. Hay hafızasını yokladı. Diğer hayvanlardan annesinin durumuna düşüp de tekrar eski haline dönüşen olmuş muydu? Böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştı. Keşke daha önceleri öbür hayvanları diriltmeye çalışsaydı, şimdi işe yarayabilirdi. Ama bu sefer yerde yatan anne ceylandı. Böyle çaresiz duramazdı, bir şeyler yapmalıydı. Hay daha uzun süre böyle düşünceler içinde bocaladı durdu. Sonunda sert ve keskin taşlardan, kuru sağlam kamışlardan yapabildiği bıçağa benzer aletlerle anne ceylanın göğsünü açmaya karar verdi. Elindeki aletlerle göğsü açmak kolay olmadı. Önce göğüs boşluğunu dolduran akciğerlerle karşılaştı. Aradığı bu olabilir miydi? Araştırmasını sürdürünce akciğer tarafından da korunan, sağlam bir kılıfa sarmalanmış, dayanıklı askılarla bağlı yüreği buldu. Bu organ göğsün ortasında bulunuyor ve iyi korunuyordu. Aradığım bu işte ama o da sağlam görünüyor. Hay bulduğunun ana organ olduğuna inanmıştı. Bozukluğun nerede olduğunu daha iyi anlamak için yüreği çıkarıp iyice incelemeye karar verdi.
İçinde boşluk var. İçini açmalıyım. Aradığım bunun içinde olmalı. Sonunda Hay yüreğin içini de açtı. İlk karşılaştığı iki boşluk oldu. Boşluklardan biri pıhtılaşmış kanla doluydu. Diğeri boştu. Kendisi de birçok kereler yaralanmış ve kan kaybetmişti. Pıhtılaşmış kanı biliyordu. Aradığı bu değildi. Boş olana baktı. Hiçbir organ faydasız ve gereksiz olamaz. Bu boşlukta bir şey olmalıydı. Böyle bomboş nasıl olur? Tamam, aradığım şey bu gözdeydi. Ve o buradan ayrılınca... Ceylan'ın yaşamasını sağlayan şey, gövde sağlamken yerinden ayrıldığına göre, o şimdi parçalanmışken geri döner miydi? Bunun artık çok zor olduğunu düşünmeye başlayınca Hay'ın bütün ümitleri kırıldı. Evet, o şimdi taş gibi, toprak gibi bir şey artık. Asıl önemli olan o yaşarken onun içinde olup da şimdi onu terk eden şeydi. O nasıl bir şeydi acaba? Hay bundan sonra artık hep Ceylan'a canlılık veren şeyin ne olduğunu düşünüp durdu. Onu gövdeye bağlayan şey neydi? Gövdeden ayrıldıktan sonra nereye gitmişti? Giderken nereden nasıl çıkmıştı? Kendi isteğiyle mi gitmişti? Böyle birçok sorular sormaya başladı kendine. Zamanla Ceylan'ın cesedi kokmaya başlamıştı. Hay daha birkaç gün öncesine kadar kucak kucağa yattığı Ceylan'ın yanına bile yaklaşamaz olmuştu şimdi. Hay şunu artık iyice anladı ki, kendisini seven, besleyip her türlü tehlikelere karşı koruyan, şimdi kokmaya, çürümeye yüz tutmuş, şu biçare et ve kemik yığını olamazdı. Bütün bunları yapan, onun gövdesinde belli süre barınıp, şimdi ise onu terk edip giden şeydi. Yani Ceylan'ın içinde arayıp da bulamadığı şey. İşte o, Ceylan'ın gerçek varlığı olmalıydı. Doğru. Şimdi yapılacak tek şey bu. Neden daha önce ben düşünemedim? Artık o yok. Onu bir daha göremeyeceğim. Onunla koşup oynayamayacağım. Nasıl şey bu böyle? Var olan bir şey birdenbire yok olup gidiyor. Hay her ne kadar kendine benzemese de çocukluktan beri alıştığı için Ceylan'ı adadaki diğer bütün hayvanlardan farklı görüyordu. Onu kendine yakın buluyordu. Yalnızlık duygusu dayanılmaz olduğu zamanlar anne Ceylan'ı yanında hissetmesi onu biraz olsun rahatlatıyordu. Şimdi o da yoktu artık. Hay için daha çetin günler başlıyordu. Hay göremediği bazı şeylerin varlığını düşünmeye başladıktan sonra kafasındaki sorular gittikçe arttı. Bu yüzden önce adada ne var ne yok baştan sona iyice bir araştırmaya karar verdi. Sıcak. Diğer sulardan çok değişik. Sıcak su çok hoş doğrusu. Buraya eskiden bulsaydım onunla birlikte gelirdim. Diğer sulardan hoşlanmıyordu ama bu suyu mutlaka severdi o da. Ah!
Hay, çakmak taşı kayalıklarını bulmuştu. Çıkan parlak kıvılcımlar onu çok etkiledi. Karanlıkta kim bilir nasıl parlardı. O taşlarla oynarken ortalıkta kararıverdi çabucak. İnsanların ateş yakmakta kullandığı çakmak taşıydı elindekiler. Ama o bunlara sadece çok güzel bir oyuncak gözüyle bakıyordu. Ertesi gün araştırmalarını sürdüren Hay, kayalıkların arasından süzülen garip bir sıvı gördü. Ayakları yapış yapış oldu. Çok da kötü kokuyordu. Bu kokulu sıvıyı bitkilerin de sevmediği belliydi. Orada bir boşluk var. Araştırmadığım hiçbir yer kalmamalı. Belki orada saklı bir şey vardır. Burası geceden daha karanlık. Hiçbir şey görünmüyor. Bir tek geldiğim yer görünüyor. Karanlık, Hay'ın içine bir korku salmıştı. Az daha ilerlese çıkışı bile kaybedebilirdi. Geri dönmekten başka yapılacak şey yoktu. O da bunu yaptı. Karanlıkta ilerleyen bu yol nereye gidiyordu acaba? Adanın her tarafını hemen hemen dolaşmıştı. Biliyordu artık. Tek ulaşamadığı yer bu mağaranın derinlikleriydi. Burada ne vardı? Kafasında biriken sorulara cevap olabilecek bir şeyler var mıydı acaba? Hay, yağmur şiddetini arttırmadan barınağına yetişmeliydi. Yıldırımların çakmak taşlarından çıkan kıvılcımlara benzediğini düşündü. Hatta güneş, ay ve yıldızlar da bunlar gibi bir şeydi belki de. Yükselen bu duman bulutu, Hay'ın o güne kadar hiç görmediği bir şeydi. Hiçbir fikir yürütemedi. Ateşleri de görünce şaşkınlığı iyice arttı. Hiçbir şey düşünemiyordu. Orada öylece uzun süre kala kaldı. Neden sonra yanan ağaçlara yaklaşabildi? Aa, müthiş bir şey bu. Böyle bir şeyle karşılaşabileceğimi hiç düşünemezdim. Nedir bu böyle? Bütün ağaçların etrafını sarmış, hepsini yok ediyor. Aa! Sonradan şiddetlenen yağmur ateşi söndürmüştü ama Hay, ateşle karşılaşmanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Yağmur dinmiş, gece olmuştu. Hay hala ateşi düşünüyordu. Ateşin o zamana kadar gördüğü şeylerin en değerlisi olduğuna karar verdi. Ateşin yalımları ve dumanı göğe gittiğine göre ateş de gökteki cisimlerden olmalı diye düşündü. Hay'a göre gökten güneş bir an için yere inmişti sanki. Yaşarken hep sıcaktı. Ben de sıcağım. Bütün canlılar gibi. Bu soğuk. Anne Ceylan ölünce vücudu taş gibi soğumuştu. Yanan ağaçlara yaklaşınca büyük bir sıcaklık duymuştu. Hay, ateşle canlılık arasında bir ilişki olduğuna inanmaya başladı. Sonra Ceylan'ın yüreğinde ateş olabileceğini düşündü. Hem vücudu ısıtan hem de ona canlılık veren o olmalı. Ve şimdi o da yukarılara doğru uçup gitti. Ateş ve dumanın gökyüzüne yükseldiğini görmüştü. Anne Ceylan'ın yüreğinden ayrılan şeyin ateş olduğuna gittikçe daha çok inanmaya başladı. Çünkü Anne Ceylan'ın yaşamasını sağlamak gibi olağanüstü bir şeyi ancak şimdiye kadar gördüklerinin en müthişi olan ateş yapabilirdi. Hay artık ateşi düşünüyordu hep. Ateş neydi? Nasıl bir şeydi o? Ateşe olan tutkusu
Onu çakmak taşı kayalıklarına sürükledi. Sonraki günlerde yanından bu çakmak taşlarını hiç eksik etmedi. Bazen birbirlerine vuruyor, bazen önüne çıkan kayalara atıyordu onları. Bir gün olağanüstü bir şey oldu. Sonunda alevler sızıntının oraya kadar küçüldü ve orada kaldı. Hayın artık uzun uzun inceleyeceği ateşi olmuştu. Barınağına taşıdığı ateşi kuru ağaçlarla besleyip büyütmeyi öğrendi. Ateşin neleri yakıp neleri yakmadığını araştırırken ateşe attığı bir balıktan barınağına çok güzel kokular yayıldı. Balıktan bir parça alıp ağzına götürdü. Çok hoşuna gitmişti bu. Böylece Hay başka yiyeceklerle de denedi bunu. Ama Hay'ın asıl derdi başkaydı. Gerçekten de canlıları yaşatan onların yüreğindeki ateş miydi? Bu soruya cevap bulmanın kestirme bir yolu vardı. Sonunda o yolu da denedi. Fakat bir sonuç alamadı. Canlı hayvanların yüreğinde ateşe benzer bir şey yoktu. Giderek ateşe olan tutkusu azalmaya başladı. Onu yakından tanıması da büyüsünü azaltmıştı. Hem su bile söndürüyordu onu. Canlıları yaşatan başka bir şey olmalı. Hayvanlar ölürken onlardan ayrılan bu şey nasıl bir şeyse görünmüyor belki de. Çok dikkatli baktığım halde onlardan uzaklaşan hiçbir şeyi görmedim bugüne kadar. Bu benim göremeyeceğim bir şey olamaz mı? Göremeyeceğim bir şey. Görünmeyen, tutulmayan, duyulmayan bir şey. Böyle bir şeyin olması mümkün müydü? Ama Hay bunu düşünmüştü bir kere. Ve bunu yapan onun düşüncesiydi. Düşünce, düşünmek. Nasıl düşünüyorum ben? Görüyorum, duyuyorum. Nasıl görüp nasıl duyduğumu biliyorum. Ama nasıl düşündüğümü bilemiyorum. Bu konuda bildiğim tek şey düşündüğüm. Ben düşünüyorum. Evet, düşünmek ne görülen ne de duyulan bir şeydi. Ama varlığı kesindi. Canlıları yaşatan şey de düşünce gibi bir şey olamaz mı peki? Düşünmek. Belki de en önemli şey bu. Düşünce. Hay o günden sonra ateşi bırakıp düşünce üzerine yoğunlaşmaya başladı. Kendisi hareketsiz sırtüstü yattığı halde pekala anne ceylanla koşup oynuyor, o günlere gidebiliyordu. Bunu yapan onun düşüncesiydi. Anne ceylanın yaşadığı günlere Hay'ın vücudunun gitmediği kesindi. Peki bunu yapan düşüncemle gerçek varlığım aynı şey olabilir mi? Birçok geceler uykusunda hiç yerinden kalkmadığı halde adanın her yerinde dolaşıyordu. Uçmuştu bile birinde. Uyanınca hep akşam yattığı yerde buluyordu kendini. Bunu yapan da düşünce miydi, yoksa gerçek varlığı arada bir ondan ayrılıp yine geri mi dönüyordu? Hay, düşünceyle gerçek varlığı aynı mı, değil mi? Bu konuda bir karara varamadı ama düşüncenin varlığını iyice kavramıştı artık. Ateşi bulduktan sonra daha geç yatmaya başlamıştı. Hem ateşin yanında geceleri düşüncesi daha bir açılıyor, daha derin düşüncelere dalabiliyordu. Bir gün bir ördek yumurtasını alıp baykuş yuvasına koymuştu. Sonucu merakla bekledi günlerce. Yuvadan ayrılan yavru ördek doğruca suya koşmuş, yüzme konusunda da hiç acemilik çekmemişti. Halbuki Hay yüzebilmek için günlerce uğraşmıştı.
Ben yaptığım her şeyi sonradan öğreniyorum. Onlarsa yapacakları her şeyi öğrenmiş olarak doğuyorlar. Birisi ne yapmaları gerektiğini onların içine koyuyor. Evet, başka biri. Kendi içinde ne yapması gerektiği konusunda bir şey bulamamıştı bugüne kadar. Hay'ın kendinde bulduğu tek şey düşünüyor olduğuydu. Ve bu hayvanlarla arasındaki en önemli farktı. Onlar her şeyi düşünmeden yapıyor, Hay'sa düşünmeden hiçbir şey yapamıyordu. Ellerinin önemini kavradığı günden beri kendisiyle ilgili ikinci büyük buluşu bu olmuştu. Ben düşünen bir varlığım. Ve şunu da anladı ki kafasındaki bütün sorulara düşünerek cevap bulabilirdi ancak. Bilinmeyenlerin anahtarı düşüncede saklıydı. Her şey ne kadar güzel. Her şeyi çok seviyorum. Öteden beri içinde ne olduğunu arayan Hay, kendi gerçek varlığında bir şey daha buldu. Sevgi. Evet, içimde sevgi var. Her şeyi çok seviyorum. Bu çiçekleri, hayvanları, suyu, her şeyi, çevremdeki her şeyi. Bu sevgi onu mutlu ediyordu. İçindeki sevgi olmasaydı, adadaki bu yalnız hayat oldukça zor olurdu Hay için. Hayvanlara ne yapacaklarını öğreten, Hay'ın içine de düşünceden başka bir de sevgi koymuştu. Bana bu sevgiyi veren, beni seviyor olmalı. Ben de onu seviyorum. Anne Ceylan'ı da sevdiğini hatırladı. İçindeki bu sevgi onun canını da yakıyordu zaman zaman. Bir gün girdiği bir kaya kovuğunda onu şaşkına çeviren bir şey buldu. Aa, müthiş bir şey bu. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bunu siz mi yapıyorsunuz? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bir parça alabilir miyim? Bugüne kadar yediğim her şeyden güzel bu. Yaşasın, yaşasın, harika bir şey buldum. Harika! Bu, kendisi için özel olarak gönderilmiş bir armağan gibi geldi Hay'a. Sanki bir güç onun için güzel şeyler koyuyordu etrafına. Birden güçlü bir varlığı daha yakınında hissetti. İçine bir ürperme geldi. İçindeki korkudan farklı bir duyguydu. Yalnız olmadığını düşündü. Bu onu biraz rahatlattı. Bütün bu etrafımda gördüğüm her şey kendi kendine, kendiliğinden olamaz. Bütün bunların bir sahibi, bir yöneteni olmalı. Bana ellerimi veren, İçime sevgiyi koyan biri mutlaka olmalı. Ama onunla bir türlü karşılaşamıyorum. Onu bulamıyorum. O nerede? Bütün hayvanlara ne yapacaklarını öğreten, onun içine de kendisini bulduracak bir ipucu koymuş olamaz mı? Belki de o düşüncede gizliydi. Düşüncede. Bundan böyle daha çok araştırmalı ve düşünmeliydi. Hay, yarım kalmış araştırmasını tamamlamaya karar verdi. Şimdi yanında karanlığı aydınlatacak ateşi de vardı. Gördüğü büyük kapalı mekanlar onu oldukça etkiledi. Hay, ilk defa karşılaştığı bu yeraltı dünyasında heyecanla ilerledi. Mağara koridorlarında uzun süre dolaşan Hay, sonunda yorulmuştu. Mağaranın sonu yok gibiydi.
geri dönse iyi olacaktı. Geldiği yönde ilerlemeye başladı. Hangisinden gelmişti acaba? Burayı daha önce görmüş müydü? Pek kestiremedi. Ne kadar da çok yol var. Geldiği yolları bulmak için saatler boyu araştırdı ama çıkışı bir türlü bulamıyordu. Ay, kaybolmuştu artık. Çıralar azalmış, hayın yorgunluğu da iyice artmıştı. Artık araştırmıyor, sadece düşünüyordu. Dolaşmak, yorulmaktan başka bir işe yaramıyordu. Belki de onu iyice uzaklara götürüyordu. Çünkü dolaştığı her yer hep başka başka geliyordu Hay'a. Sakin olmalıyım. Bugüne kadar birçok şeyi hep düşünerek başardım. Buradan çıkışı da düşünerek bulabilirim. Düşüncenin gücüne inanmalıyım. Böylece oturup uzun uzun düşündü. Ancak hiçbir şey gelmiyordu aklına. Birden korkmaya başladı. Ya buradan çıkamazsa? Olamaz, bitiyor. Bu da biterse bu karanlığın ortasına ne yaparım ben? Bir yol bulmalıyım. Düşünmeliyim. 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 Alevler hep aynı tarafa gidiyor. O tarafa doğru hafif bir rüzgar esiyor hissediyorum. Bu bir kurtuluş olabilir. Rüzgar mutlaka bir boşluktan dışarı çıkıyor. Çıkış olmasa gidemez. Alevi izlemeliyim. Alevi izlemeliyim. Bu sonuncu çıkışa kadar yetse bari. Acele etmeliyim. Ay, ateş sönmeden çıkışa ulaşmak için nefes nefeseydi. Hangisi acaba? Hangisi? Bu taraftaki, bu taraftaki. Ama yol bitmiyordu bir türlü. Sonunda elindeki çıra da bitti. Elini yakacaktı neredeyse. Hay, yakacak nesi varsa yakıp yoluna devam etti. Yaktığı kanatlar da çabuk bitti sonunda. Her şey bitti. Yetişemedim. Bu karanlıkta ne yapabilirim artık? Ah! Çıkışta epey uzakta herhalde. Yaklaşsaydım şelalenin sesini duyardım. Hiçbir ses duyulmuyor. Hiçbir ses. Hay, mağarada saatlerdir dolaşırken dışarıda gün bitmiş, gece olmuştu. Uzunca bir süre kımıldamadan oturdu bu karanlıkta. Sonra yaşadığı günler geçmeye başladı gözünün önünden. Hay'ın umutsuzluğu arttıkça düşüncesi her şeyi yöneten güçlü varlığa yöneldi. Bu zifiri karanlığın ortasındaki çaresiz, güçsüz Hay'dan onun haberi var mıydı acaba? Belki de yakınındaydı. Bugüne kadarki hayatında Hay'a çok sevdiği, onu mutlu eden, bir sürü armağanlar sunan o güçlü varlık şimdi onu burada terk edecek miydi? Birden onunla konuşma isteği doğdu içinde. Yardım et bana. Beni sevmekten vaz mı geçtin yoksa? Neden? Neden? Çıkar beni buradan. Ne olur bir çıkış yolu göster bana. Çıkar beni buradan. Yorgun ve bitkin düşen Hay'ın yalvarış ve umutsuzluk çırpınışları gitgide yavaşladı. Derin bir uykudaydı artık. Sonunda gece bitmişti. Yeni günle birlikte adadaki hayat her zamanki gibi başlıyordu yine. Hay, martı sesleriyle uyandı. Sesler, kuş sesleri. Yine uykuda mıyım yoksa? Burası neresi? Taşlar. Ha? Bu ışık da ne?
Yine uykudayım galiba. Bu son parçaydı. Burası çıkış mı? Nasıl geldin buraya? Yaşasın! Yaşasın! Işık! Işık! Kurtuldum! Kurtuldum! Burası Adana'nın en yüksek noktasıydı. Ay, ateşi bitinceye kadar krater yolundan ilerleyerek çıkışa çok yakın bir noktaya ulaşmıştı. Ancak dışarısı gece olduğundan çıkışı fark edememişti. Böylece bütün bir geceyi burada geçirdi. Sabahın ilk ışıkları onun için en büyük kurtuluş müjdecisiydi şimdi. Çıktım, inanamıyorum. Bir daha göremeyeceğim sandım buraları. O beni hala seviyor. Hey! Hey! Ve aradan uzun yıllar geçti. Hay, kendisiyle diğer canlılar arasındaki en büyük farkın düşünmek olduğunu anladığı günden sonra bu özelliğini sürekli kullanarak daha da geliştirdi. Artık hep düşünen ve araştıran bir hay vardı. Bir gün geldi ki bu küçük adada araştırılacak ve incelenecek pek bir şey kalmamıştı. Uzun yıllar boyunca fırtınalı deniz gibi çalkalanıp duran hayın ruh dünyası sonunda durulup sakinleşmeye başladı. Düşüncesi bir karara varmıştı. Hay, tam bir inanış içinde aradığını bulmuştu. Bir yüce yaratıcı gücü bütün varlığıyla hissediyordu artık. Bundan böyle dış dünyaya daha farklı bir gözle bakmaya başladı. Artık görüp dokunduğu her şey yüce yaratıcının birer eseriydi onun için. Her varlığında bir yaratılış amacı vardı. Bu amaca ulaşmalarında onlara yardımcı olmak haya huzur veriyordu. Giderek kendini diğer varlıkların hizmetine adadı. Bitki ve hayvanların ihtiyaçlarını karşılamayı, karşılaştıkları sıkıntılardan onları kurtarmayı bir görev bildi kendine. Hay, zamanının yarısını çevresindeki varlıklara hizmetle geçiriyor, diğer yarısında da barınağına kapanıp derin düşüncelere dalıyordu. Bu uzun düşünce anları ona büyük zevk ve heyecan vermekteydi. Günlerden bir gün hayın hayatında önemli değişiklikler yapacak bir olay oldu. Adaya başka bir yabancı ayak bastı. Yabancının adı Apsal'dı. Geldiği adanın halkı çoğunluk olarak o dönemin hak dinine inanan bir topluluktu. Apsal da bu hak dinin doğru anlaşılıp yaşanılması için geceli gündüzlü çalışıp mücadele etmişti. Ama insanlar, inansalar bile dünya hırsına kapılmaktan kendilerini kurtarmaları çok zor oluyordu. Çalışmalarının boşa gittiğini gören Apsal, zamanla toplumdan ve insanlardan soğudu. Kendini dinlemek için daha önce gemicilerden duyduğu bu ıssız adaya gelmeye karar verdi. Apsal kendine uygun bir yerde barınak yaptı önce. Sonra adayı dolaşmaya çıktı. Ada tam düşündüğü gibiydi. Hayda yiyecek toplamak için çıkmıştı barınağından. Ansızın karşılaştılar. Adeta donup kaldı ikisi de. Aman Allah'ım, bu ne? Benim gibi biri. Hayal mi görüyorum yoksa? Sonunda yıllardır düşündüğüm şeyi buldum. Benim gibi biri. Benim gibi. O da ne? Ben de bu adayı ıssız sanmıştım. İnşallah kalabalık değillerdir. Belki bu da benim gibi toplumdan kaçan biri. O zaman hiç konuşmamak daha iyi. Şuradan yolumu değiştireyim en iyisi. Hay'la Apsal'ın dost olmaları fazla uzun sürmedi. Yalnız Apsal, Hay'ın hiç konuşma bilmemesine bir türlü akıl erdiremiyordu. Ağaç. Taş. Taş.
Konuşmayı kısa sürede öğrenen Hay, yılların suskunluğunun ardından durup dinlenmeden Apsal'la konuşmak istiyordu. Hay ona anne Ceylan'dan başlayarak başından geçen her şeyi anlattı. Apsal da ona kendi hikayesini. Geldiği adada yaşanan Hak dini, o dinin peygamberini ve kurallarını anlattığında buna Hay'ın cevabı şu oldu. Benim yıllar süren düşüncelerim sonunda ulaştıklarımla senin bana anlattıkların aynı şeyler. Evet, anlattıklarına inanıyorum. Hay'ın öğrenme isteği ve yeteneği o kadar güçlüydü ki Apsal ona yetişmekte güçlük çekiyordu. Hay'ın hafızası sanki üzerine hiç yazı yazılmamış beyaz bir kağıt gibiydi. Konuştukları hiçbir şeyi unutmuyordu. Ayrıca çok sağlam mantığıyla öğrendiklerini birleştirerek öyle şaşırtıcı sonuçlara varıyordu ki Apsal hayretini gizleyemiyordu. Apsal, Hay'daki bu özelliği onun bugüne kadar hiç şartlandırılmamış bir zihin yapısına sahip olmasına bağlıyordu. Apsal bir süre sonra Hay'ın kendisinden daha ileride olduğunu fark etti. Ona saygı duymaya başlamıştı. Apsal, yaşadığı adadaki toplum hayatını, insanların gözlerine siyah bir perde gibi inen, onların gerçekleri görmesini engelleyen dünya hırsı hastalığını, birbirlerinin hayatını ve kendi hayatlarını nasıl mahvettiklerini anlattıkça, Hay'ın içinde insanlara karşı acıma duyguları belirmeye başladı. Mümkün olsaydı insanlara yardım etmeyi ne kadar çok isterdi. Bir gün fırtınaya yakalanıp o tarafa sürüklenen bir gemi, Hay'ın hayatında yeni bir dönem başlatacaktı. Bu gemiyle insan topluluklarına doğru yola çıkan Hay'ın içi sevinç ve heyecanla dopdoluydu. Çünkü insanlara yardım etmeye gidiyordu. Yıllar süren düşünceleri sonunda ulaştığı gerçekleri insanlarla paylaşmaya gidiyordu.